Röportajdan öne çıkanları getirdik ekranlarınıza. Bence dikkat çeken bölümlerden biri Alex Teixeira'nın kendisini hazır hissetmesiyle ilgili olan bölüm. Ve işte Premier Ten Liverpool özellikle onu isterken Çin'e gitmesi çok konuşulmuştu parayı tercih ettiği yönünde. Bunu da ilk kez açıklıyorum buradan dedi. Evet. E, Liverpool, pardon Shakhtar teklifi çok yükseltince Liverpool vazgeçti. Seçeneğim kalmadı. O arada Çin'den... Red edemeyeceğim bir teklif geldi dedi. Yine öte yandan da hazır olmak için ne kadar çalıştığını anlattı. Serdar ne dersin? Yani ben onu bir kez Premier Lig'de seyretmek isterdim. Ama bu tabii e, şartlar bazen olmuyor. E, şartlar derken işte şartlar donetsinde e, fiyatı yükseltmesi. Şimdi onlar da baktılar Liverpool gibi İngiltere Ligi gibi bir lig istiyorsa biz arttırırsak herhalde verirler diye düşündü. Ya da e, Çin'deki teklifi duydular. Böyle bir şeyler oldu. Tabii bir her futbolcunun e, oynamak istediği yer Lig. Evet en büyük hayalimdi zaten. Ve rahatlıkla oynayabilecek bir yetenek. E, ben yani buradaki süreç birkaç ay sonraki Alex'in çok daha farklı olacağını düşünüyorum. E, Josep de Souza'ya bakıyorum. Hakikaten çok enteresan bir e, figür. Yani orada bir orta saha oyuncusu mu görüyorum yoksa bir sportif direktör mü görüyorum <laughs> belli değil. Çok yardımcı oldu. Bu arada onu sorduk. Evet. Düşünüyor çok, musun? Çok. Asla düşünmüyorum antrenör olmayı ama konuşmayı çok seviyorum. Belki yorumcu olurum dedi. Ha, güzel, <laughs> enteresan. Ee, antrenörüm tabii zor. Çok zor dedi. Iş. Evet. Ee, ama çok yardımcı oldu. Hem Alex olsun, işte Lucas Perland gelmedi ama onda olsun. Ee, Baya bir yardımcı oldu yönetime. Ee, çok da mutlu ikisi. Güzel de bir röportaj olmuş. Ee, Coutinho'yu bekliyorlar ondan bir de taraftarlar o Coutinho evet. poz verdiği zaman yani taraftar ister tabii Coutinho'yu. Bir de Pjanic zaten daha neresi olacak? <laughs> yani bu şu an için değil <laughs> ama böyle bir Coutinho Kamptu Beşiktaş durumlar yani oldu. Josef'in ben şu yüzden çok takdir ediyorum Serdar abi. Yani hatta biraz zorladım şimdi hafızamı. Hı, hı. Fenerbahçe'de müthiş iz bıraktı. Fenerbahçe yokluğunu çok çekti zaten hatırlayalım. 2018-2019 o ok kokulu küme düşme hattının olduğu sezonun başlangıcı Josef'i göndermişlerdi Suudi Fenerbahçe taraftarının bu kadar sevdiği bir oyuncu. Bugün Beşiktaşlar tarafından çok seviliyor ama ben Fenerbahçe taraftarının da çok sevgisinin Josef azaldığını düşünmüyorum. Yani o çok Yok. önemli. Yani işte o formanın hakkını verdiğiniz zaman her yerde e, takdir görüyorsunuz ki Galatasaray'la çok yıldızlı barışmaz zaman Galatasaray taraftarının futboluna saygı duyduğunu düşünüyorum. Galatasaray maçlarında ekstra iyi oynuyor. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe bunu başardı. Ee, yani e, ben kendi adıma Galatasaray maçlarında ön libero dikkat ediyorum. Yani, Taylan'ın performansını beğeniyorum ama mesela son bir Kasımpaşa maçı vardı. 2-0 öndeyken Galatasaray Fana'nın olduğunu dönen topunda gol yedi mesela. Orada Josef olsa mesela ne yapar eder o sol bekin kademesine girer. Beşiktaş'ın izlediğim maçlarında hani biz alışkınız ön liberoların stoperlerin arasına girmesine veya ön tarafa destek vermesine ama bayağı sağ bekin, hı hı. sol bekin kademesini gibi Rozier'in de performansını çok etkiledi. Yani tüm takımı yönetti. Geçen sezonun tartışmasız Gezzal'la birlikte iki numarası yani. iki ikisini şampiyonlukta. Bir Gezzal, iki Josef derim. Çok çok önemli bir isim. Ve beni bir de şaşırtan özellik Suudi Arabistan'a gidip dönmesine rağmen bu performansını göstermesi. Çünkü orada da bir sakatlık evet. geçip oynamadı. Yani çok yaşanmış örnekler var Sinem. Geri Rodriguez gibi, Mamadou Niang gibi, Musa Sol gibi o coğrafyaya gidip idman yapmayıp Fiş çekip dönen oyuncular. Joseph de, de acaba evet. öyle olur mu diyordum ki Galatasaray temkinli yaklaştı. Eto'u tercih etti. Öyle söyleyeyim. daha evet. 600-700 bin fazla para verip Eto'u getirdi. Orada tabii yine bir ortak menajer bağlantısı vesaire ama Joseph tartışmasız şu an Beşiktaş'ta işte konuşuyoruz. Yabancı sınırı 3 Türk. Joseph oraya banko yazılacak bir oyuncu. Kesinlikle öyle. Müthiş bir sezon geçirdi. Şüphesiz. Geçen sene evet. Bir de yani bir ayrı bir liderlik sanki sergiliyor artık. Biraz daha değişti görevi. Yaşı o da, da çok yani içinde, 89 sanki. doğumlu benim bildiğim. 89, 32 yaşında. Geçen seneki o, şampiyonluk maçı İzmir'de Göztepe. Hı hı. E, o maç biter etmez döktüğü gözyaşlarına baktığınızda hakikaten e, aidiyet duygusunu bulunduğu takımlarda bunu Fenerbahçe'de de gördüm ben. Gitti her takımda yaşayan bir oyuncu. Hı hı. E, ve bu onun o, pozitif yapısı takıma çok iyi yansıyor. Mesela takımda sadece o değil geçen sene Abubakar'da Souza'da, Atiba'da böyle oyuncular yani o aidiyet duygusunu tüm takıma yansıtabiliyor böyle oyunculardan elinizde iki tane üç tane varsa zaten işiniz çok çok kolay oluyor Galatasaray'da benim aklıma hep gelir mesela UEFA kupası yani 100. etrafın hep pozitif etkileme o çok önemli o dönemde yani böylesine oyuncular çok değerli oyuncular sadece yetenekleriyle değil gücüyle değil o etrafa yaydıkları pozitif enerjiyle de çok şey katıyorlar Zeki de bir oyuncu aslında baktığınızda yani biz burada geçen sene sevgili Mustafa Demirtaş'la bir onun bir pozisyonunu konuştuk. Pas vereceği kimseyi bulamadı. Çok yoruldu, çok hı hı. koştu. Topu ha, havaya dikti. Evet, topu havaya dikti, topu havadan yere inene kadar biraz soluklandı sonra devam etti. Ya <gülüyor> öylesine <gülüyor> çözümler de üretebiliyor. Gerçekten çok zeki bir Ve oyuncu. Ve çok kritik goller atıyor ama hani ben Melo'yu andırıyor. Melo da öyle bir oyuncu, evet. lider özellikliydi. Melo'nun problemi Melo takım içinde çok sevilen bir figür değil. Yani bunun canlı şahitli oldum. Yani hala e, Prandelli döneminde Prandelli iletişimcisine sormuştum takımdaki problem ne diye. Bir yemek masası çizmişti bana. İşte Trabzonsporlu Türkler bir yerde yiyor. Gurbetçiler bir yerde. Snyder Pandev onları internet arkadaş. Burada da tek başına Melo yemek yiyor demişti. Hatta yani Snyder'in Melo'ya 3 numara hitap ettiğini de bilirim. Oralarındaki atışmalarda ama Melo da çok özel oyuncuydu. Yine geçmişte Aurelio bence ki zaten milli de yaptık. Mehmet Oraylı olarak milli takımımıza da önemli hizmetler oldu. Josef de bu anlamda kuşkusuz 2010 sonrası son dönemin ön düşünüyorum. En iz bırakan isim oldu. Teşeyra da tabii çok büyük beklentilerle geldi. Ee, özellikle Şaktar dönemini birçok izleyici, birçok futbol sever hatırlıyor. Zaten oradaki performansıyla Liverpool Premier League hep konuşuluyordu. 25 hafta 25 gollük bir performansı vardı. Bugün hani yayında da röportajda da sorduk. Yani ben sadece top oynamak istiyorum, sadece futbol oynamak istiyorum. İsterse beni hoca defansa koysun dedi. Yani pozisyon on numara, forvet arkası, forvet hiç fark etmez dedi. Aslında e, iştahı çok fazla. Bu yaşta aç olması önemli. Oynama arzusu. Ee, Piyanist de öyle geliyor. Yani o Kuman'ın atışmasını gördükten sonra Beşiktaş dedim bir adamı çok doğru zamanda aldı. Öyle hırslı geliyor ki yani Kuman'ın şey değişi ne, ne var içinde biliyor musun? O soru geldi. Pjanic diğer orta saha oyuncularına <laughs> rekabete girdi. Öbür orta saha oyuncuları ondan daha iyi. O yüzden onlar öyle dedi. Şimdi belli ki orada Pjanic kendisine karşı bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Ve çok hırslı. Kuman'ın böyle söylemesi de bence Beşiktaş için iyi. Dolayısıyla iki tane aç ve tecrübeli Piyaniç, Alex Teixeira'ya bakabilir miyim? Yani isimlere bak. O yüzden bu adamların bu şekilde Beşiktaş'a gelmesi bence çok iyi bir şey. Yani transferde oyuncu alırken oyuncunun ruh hali, o anki pozisyonu, e, ne olduğunu onlara da bakmak lazım. Mesela Mario Gomez'in gelişi. Bitti falan denen adam, Alman milli gitti takımı tekrar. Evet. Geçen seneki Beşiktaş şampiyonluk hikayesi zaten hep aç oyuncular. Yani kariyeri Kesinlikle. olarak gayet iyi kariyer. Abubakar iki sene top oynamamıştı. Gezal Leicester'da yüzüne bakılmıyordu. Maaşının bir kısmını hatta kulüp ödedi gitti e, Rozier Sporting Lisbon'da Portekiz'de aradığını bulamamıştı. Josef yine futbol hasretti. Tekçer'e ve Piyaniş'te bu profil ama Piyaniş'e tek katılmadığım nokta. Ben Piyaniş'i çok Barcelona seviyesine görmüyorum. Evet, Türkiye ligimizin üstü bir oyuncu ama yani bazen kırılmalar oluyor bazı futbolda mesela. Günümüz futbolunda bence biraz atletizm, dinamizm istiyor. Piyaniş'te bence o yok. Yani Barcelona seviyesi başka bir seviye. İşte şu an Pedri hı hı. denilen 70 75 maç oldu herhalde. O oyuncu sürekli orta saha rotasyonunda ama bizim ligimiz için tartışması tabi. Benim buradaki tek itirazım Beşiktaş'ın kadro yapısında hani Piyaniş'ten ziyade bence başka bölgelere öncelik vardı. Bir yedek stoper alınabilirdi. İşte ya da şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu an müthiş bir kadro kurdu ama benim kadroyla ilgili tek itirazım dengeli bir kadro değil. Onu açayım. Artı 3 evet. Türk'te yerli yabancı arasında çok uçurum var Beşiktaş'ta. Yani Sergen Hoca göreceğiz. Şampiyon Ligi maçlarında 10 yabancı da çıkacak. Orada yani 9 yabancı 2 Türk olmaz. Sadece kaleci Türk olacak. Artı 3 kuralının süperlik Lig özelinde söylüyorum. Yani hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın iyi kadrolu olmasına rağmen o kadronun dengeli olmamasının sıkıntısını ben çekecekler uzun vadede. Katılıyor ee, musun Serdar? Katıldığım noktalar var. Çünkü onun, o nedenle Kaan Ayhan'ı çok istedi. Evet. Yani Kaan Ayhan'ı sadece stoperde oynatabilmek için değil. İşte sağ de oynayabiliyor, defansif orta sahada oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu. Yani o Mehmet'in dediği Şampiyonlar Ligi'nde 3. bölgede biz kolay kolay Türk pasaportu göremeyiz. Hı hı. İmkansız. Kolay kolay. Yani öyle bir kadro ki. Hoca diyor ki ben savunmayı Türk yapayım. 3 Türk. ilersini O nedenle Kaan'ı çok istedi. Ee, ama Umut senin dediğin durumu biraz hafifletti. Umut'un pasaportu. Umut'un transfer edilmesi. O durumu biraz hafifletti. İyi ki de Mehmet Topal'ı almış diyebiliriz. Mesela Stoper'de Türk oyuncu oynatmak zorunda kaldığı maçlar olacak Türkiye'de. Benim orada oyun Necip'e Serdar abi. Ben çünkü Mehmet Topal'ın Ama bazen Necip'i orta saha boyunca sağ... stoper performansını Bazen beğenmedim. orta sahada öyle bir oyuncuya ihtiyacın olabilir Necip'i. Yani hatta şu, şunu örnek vereyim. Euro, orta Euro, daha Euro, daha Euro 2008'de iyi Euro 2008'de bir Almanya maçı vardı. 3-2 kaybettiğimiz maç. Mehmet Topal stoperde 3 tane gol yedik kafayla klose. Zaten kariyer boyunca da ifade etti stoper Hı -hı. oynamayı çok sevmedi. Fenerbahçe'de taraftarlarının açılmasının sebebi o stopere geçti. Maçlardı. Orta sahada bir Josefin dinlenmesi gerekecek. Türkiye Kupası maratonunda bu işin içine kattık Atiba. mı? Atiba. Atiba da. Dinlenmesi e, gerekecek. E, Tabi e, orada Pjanic, Tekçeri. Kadrosu çok. Beşiktaş işte şu an ligin net şekilde favorisi. E, ama artı üç kuralı. Artı ben bir isim daha söyleyeyim. Bence En Sakala da. Yani biraz fazla haksızlık ediyoruz En Sakala Wellington'a. Yani En ben Umut ve Rıdvan'ın çok çok önünde olduğunu düşünüyorum e, Kıyaslama. Elbette. Beşiktaşların hayalindeki sol bek mi? Değil. Ama eldeki mevcutları düşündüğümde bence Sergen Hoca işte Dortmund maçıyla başlıyor maraton. 10 yabancı ile devam edecek.